Ozan Bey. Sükan Hanım. Ben sizinle bir şey konuşacaktım da. Buyurun. Hayırdır, ters bir şey yok ya. Yani ters çok şey var da biliyorsunuz. Bizim Zeynep, yanlış anlamayın. Bizim sizden yana bir sıkıntımız yok, olmadı hiçbir zaman. Ama bizim Zeynep biraz hayatta oluruna bırakır her şeyi. Sonra da hiçbir şey olmaz hayatında. Bu da bizi üzüyor açıkçası. Yani dedesi, babası, beni çok yıprattı. Ya ben anlamadım tam ne demek istediğinizi. Ben bugün babasıyla da konuştum. O da şey dedi. Ozan Bey. Artık bir şeylerin adını koysak diyoruz biz. Yani Zeynep'in etrafında sizin gibi biri yok. Başka seçeneği yok bence. Ozan Bey, bunun bir adını koyalım biz. Ulan Türkan. Ulan bak bir sistem kurdum. Ona çomak sokarsam var ya seni mahvederim. Bak vallahi da billahi de ha. Bak sen bak elleyince bak nasıl bunlar böyle boynunu bükmüştü. Şimdi sen elledin. Ha bak cap canlı oldular değil mi? İlgilenemiyordum kaç zamandır, haklılar baba ya. Olsun ama şimdi ilgileniyorsun işte bak o saat o ilgilersinde de var bak. Evet. Zeynep Hanım. Efendim. Hani benim şey var ya ortak eski halim. Senin kalbin böyle ona doğru kayıyormuş. Ona doğru böyle kalbin şey oluyormuş. Doğru mu bunlar? Kim söyledi bunu sana baba? Halam mı? Seni üzüyormuş ama. Doğru mu bütün bunlar? İzin vermesen olur mu acaba? Sen merak etme baba. Kimse beni üzemez artık. Ben kendime söz verdim. Ama sen hariç tabii ki. Öyle yine kaçıp gidersen üzülürüm. Mahvoluyorum zaten öyle yapınca. Yapma bir daha. Tamam, bunun için söz veremem ben. Çünkü bazen ne yaptığımı ben de bilmiyorum, tamam mı? Ama boş ver şimdi, tamam seni bir daha üzerlerse var ya bak Kadir İnanır abim gibi yaparım, tamam mı? Gelirim, hoit derim, hop dedik orada duralım, karakollu kalmayalım. Ama var ya özledim ha, karakol pizzasını da tadı başka. Bir ara uğrayalım mı ya? Karakola gidelim ama şey, ama yürüyerek gidelim, tamam mı abi? Ben özledim Zeynep, abi karakol pizzasını. Şuna baksana. Ne oluyor ya? Ne oluyor peki? Dün Zeynep için demiştim, dün gece. Yine ne oluyor bizim ya? İçin demiştim. Ve siz de karşılık verdiniz. Hem de nasıl kocaman bir karşılık. Zeynep'e ve bana. İşte sizin çabanız, sizin yorumlarınız, sizin sevginiz bana bir şeyi gösterdi. Çok net bir şekilde gösterdi hem de. Hayatta izlemem gereken yolu gösterdi. Ben de şimdi oraya doğru gidiyorum. Ozan mı o? O yüzden bana bu yolu gösterdiğiniz için size ne kadar teşekkür etsem az. Ne yapıyor bu? Siz bana hayatımda bir tek, sadece tek bir doğru olduğunu gösterdiniz bana. Gerisinin hep yalan dolan, bomboş olduğunu gösterdiniz. Bunun için teşekkür ederim. Ben de artık o doğrunun peşindeyim. Geri kalan her şey de yalan dolan. Ve bunu göreceksiniz. Ne demek istiyor bu, biliyor musun sen? Yok. Nereden bileceğim ki? Evet arkadaşlar, saniyeler kaldı. Saniyeler kaldı. Çok yakında hayatınızın sürprizini yaşayacaksınız. Ve sadece siz de değil. Zeynep de. Ne oluyor, ne sürpriz? Ya Allah aşkına bir daha sürpriz istemiyorum ben ya. Bütün sürprizler hüsranlarla bitiyor ya. Lütfen ya.
Ne olacak şimdi? Ne oluyor bu? Niye geliyormuş böyle? Evet arkadaşlar. Geldik. Zeynep ben geldim. Kankam. Oo. Ne o? Tamam, ben açarım kapıyı. Nasıl bir sürpriz ki bu? Ha? Ne oluyor ya? Kaldı arkadaşlar. Merhaba. Kankam. Merhaba kanka, hoş geldin ya. Hoş bulduk. Sen ne habersin? Aa, biz herkes mi izliyor şimdi? Orada mıyız biz? Evet, buradayız. Bak. Ama şimdi de buradayız değil mi? Hem oradayız hem buradayız. Vay be, gerçekçi yayın mı oluyor bunlarda, ne oluyor? Evet. Vay be. Ama kankam bizi çok korkuttun ya dün. Ya, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir video çekmiş benim kankam. Onun huzurlarınızda ben çok teşekkür ederim. İpek sen babamı alıp götürsen içeri. Dayıcığım, ha? Hadi gel biz içeri geçelim. Onların konuşacakları var belli ki. Başka bir gerçek yayında görüşmek üzere. Bay bay. Ne sürprizi Ozan? Merak ettin değil mi? Anne! Anne koş 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 koş! Ay gene ne var yahu? Evimde huzur kalmadı. Gene neyin peşinde bunlar yahu? Ya anlarız şimdi neyin peşinde olduklarını. Dur bir sen, dur. Zeynep ben düşündüm. Dedim ya, hayatımda tek doğru olsun istiyorum diye. Başka bir şey düşünemiyorum. Birbirimizin tek doğrusu olalım istiyorum. Dur bir saniye. Ne yapıyorsun Ozan? Benim tek doğrum olur musun Zeynep? Benimle evlenir misin? Kendi kafasına göre ne yapıyor bu böyle? Ay çok romantik anne. Aferin oğluna ya. Adımını attı. Ya ne o öyle adını koymadan hafif meşrep insanlar gibi gezmeler tozmalar. Ozan ne yapıyorsun? Anlamıyorum ben. Nasıl yani? Anlamayacak ne var ki? Yani bana iyi gelen tek şey sensin. Sana da tek iyi gelen şey benim. Başkası değil. Böyle. Olmaz. Bu olmaz. Sen...
İşte tam kendine yakışanı yaptı bizimki. Zeynep, of! Ne yaptığını sanıyor bu herif? Birlikte mi planladınız? Bana niye haber verilmedi? Dur hemen, esip gürleme. Kendi kafasına göre hareket etmiş. Senin de haberin yok yani, öyle mi? Yok. Belli ki gerçek bir evlilik teklifi. Duygusal, böyle samimi bir yerden. Samimi olduğuna asla inanmıyorum. Boşu boşuna aptallık yaptı, ortalığı karıştırdı sadece. Hem Zeynep asla kabul etmez. O zaman ne olacak? Belli olmaz orası. Ozan, yalnız bırak beni. Zeynep, tamam. Bak, telefon yok. Tamam mı? Canlı yayın yok. Kimseye şov yapmıyorum burada ben. Beni bir dinle ne olur ya. Neyi ne dinleyeyim ben senin ya? Ya evlilik teklifi nedir? Kimin fikri bu? Sitare Hanım'ın mı? Doruk'un fikri mi? Yoksa sponsorlar mı istemiş? Kim istemiş bunu ya? Hayır. Ben istedim. Sadece ben. Benim fikrimde. Ya görmüyor musun? Başka herkes kötü geliyor bize. Gerçek olan biziz. İkimiziz. Gerçek olan biz miyiz? Sen şaka falan mı yapıyorsun? O gece hiç yaşanmamış gibi. Sanki benim zayıf bir anımdan faydalanmamış gibi. Şimdi sen bana nasıl gerçeklerden bahsedebiliyorsun ya? Biz konuştuk bunları. Tamam. O gece bir hataydı. Ama birlikte yaptığımız bir hataydı. Bak, ben gerçeğim. Ve buradayım. Ne olur. Ne olur bana bir şans ver. Kendimi ispat etmem için bir fırsat tanı bana. Lütfen. Ya ne konuşuyorlar bunlar bu kadar ya? Daha ne istiyor bu kız? Ya buna da iyisini mi bulacak Allah aşkına? Ya şimdi kim olsa kabul ederdi ya? Anne, senin bununla bir alakan var mı? Ne? Allah Allah, gittim konuştum yani. Bu işin adını koyalım dedim yani. Ben haksız mıyım? Dükkan her şeyi biliyor. Şşt dükkan. Kız ne yapacak, ne diyecek biliyor musun sen? Ha? Sadece bir düşün. Tamam, sadece beni bir ciddiye al. Bir düşün. Neler paylaştık Zeynep? Onca şey paylaştık ya. Zeynep, biz mahremimizi paylaştık. Bak, sadece düşün. Lütfen. Tamam, ben sana vakit de vereceğim. Yani bugün düşün. Yarın konuşuruz. Olur mu?
Nimet, çorbayı karıştır. Neyse işte, Fatma teyze, olaylar böyle. Ben Türkan'a anlattım. Türkan da Zeynom'a söylemiş, sormuş yani, söylemiş. Ben doğru yaptım değil mi Fatma teyze sence ha? Çok doğru yapmışsın oğlum. Baba sensin. Hı hı. Yani Zeynep'e kalsa o kafasının dikine gidecek. Onun için doğru olana, yanlış olana sen karar vereceksin. Ben vereceğim değil mi Fatma teyze? Babasıyım diye mi? Tamam Fatma teyze. Ben çünkü ben yanlış olan şeyleri ben gözlerimle ben gördüm. Yani çok yanlış. Yani ben kabusun gerçek hayattakini gördüm. Kabusun gerçeğini yani. Aferin oğlum sana. Aferin. Hep böyle ol, kızına sahip çık. Tamam, tamam. Zeyno, düşündün mü, taşındın mı hiç? Hayır baba. Biraz kafam dağınık da dolaşacağım. Zeynep, sofra hazır bak, geç kalma. Zeyno. Zeyno. Şey bir şey soracağım da. Ben seni üzmedim değil mi? Yok baba, üzmedim. Ne bileyim dedim ya, gezen adamın oğlu falan, böyle kafanı ben senin böyle karıştırıcı yaptım yani. Kızdın mı bana? Tamam, o zaman ben hislerimin fikrini söyleyebilir miyim? Bu Ozan kanka var ya benim, o seni üzmez biliyor musun? Benim hislerimin fikirleri öyle söyledi de. Tamam. Ben gideyim mi? Tamam. Sen biraz kafanı şey yap, tamam mı? Dolaştır. Ben Tony'yi sokak hayvanlarından senin peşine takıyorum, tamam mı? Merak etme, rahat gezebilirsin, tamam mı? Tamam. Tony, kızımı koru. Tony. Kızımın peşine. Niye kedi taklidi yapıyor ya Fevzi? Oğlum gel buraya, gel sen buraya. Allah Allah, Mart da gelmedi. Lan ne bırak Mart'ı, buraya gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Ne oluyor ya? Gel oğlum, iki dakika. Bana bak Kadir, biliyorum, melekle konuşmak. Oy! Ya dur Allah'ını seversen. Asla görüşmek istemiyorsun ama ille de görüşeceğim diyor. İstemiyorum, ben istemiyorum görüşmek, tamam. Lütfen bunu bana yapamazsın. Yapmayacaksın değil mi? Ben sana bir yapmıyorum, ben istemiyorum ben ya. Ben istemiyorum ben. Ya tamam. Kadir lütfen, bana bunu yapamazsın. Kadir lütfen. Kadir, açıklama yapmama izin ver lütfen. Kadir, bana bakmayacak mısın? Çünkü bakarsan ben çok kötü şeyler hatırlayacağım o yüzden. Kadir, çok özür dilerim. Bak gerçekten o olay bir kerelik bir hataydı. Benim Doruk'la aramda bir şey olabileceğine inanıyor musun? İnanıyorum. Ben seni üzer miyim hiç? Üzersin, üzersin. Ben aptal değilim. Ben kör de değilim, tamam mı? Sen üzersin. Beni eskiden üzdün. Şimdi bir daha üzdün. Ben artık bir daha üzülmek istemiyorum. Seni de görmek bir daha Allah'ımdan istemiyorum yani, tamam mı? Kadir, Zeynep'in haberi var mı? Bir de ona mı söyleyeyim? Bir de onu üzülsün yani? Tamam, değişeyim ama salak değilim. Kadir, lütfen. Tam bunca zaman sonra kızımla kavuştum derken lütfen böyle bir olayın aramıza girmesine izin verme, lütfen. Benim Zeynep'in aklı biraz karışık, tamam mı? O aklını dolaştırmaya gitti. Hadi sen de git de o gelince seni aman aman, bismillah, seni görmesin. Evet, biliyorum. Ozan ona evlenme teklif etmiş. Hayırlısı olsun. Olur tabii, hayırlısı olur. Gezen adam gibi değil Ozan. Ozan benim kankim, onu üzmeyecek, ben biliyorum. Kadir, ah Kadir, Ozan hakkında bilmediğin o kadar çok şey var ki bir insan. Kadir, lütfen dinle beni. Kadir, hiçbir şey bilmiyorsun. Ben seni dinlemiyorum, tamam mı? Bak, sen git, git bir daha da gelme. Bir de git Zeynep, benim kızım seni bir daha görmesin, tamam mı? Bir daha üzülmesin o. Sen iyi bir insan değilsin. Kadir, lütfen. Kadir. Oh, Kadir, oh!